O çemberinde, evet bu O çemberiymiş. S, -E çap. S -E işaretleyelim. Evet, S, -E yani bu doğru parçası çapmış. Ne demişler? I, -E açısının ölçüsünü bulunuz diye sorulmuş. Peki, I, -E açısının ölçüsünü bulmaya çalışacağız. Bakalım, I, S, E aynen bu açı. Evet, her zaman olduğu gibi videoyu burada durdurun ve bu açının ölçüsünü kendi başınıza bir bulmayı deneyin. Bu soruyu çözmenin birkaç farklı yolu var. Bunlardan biri mesela üçgenleri kullanmak olabilir. Üçgenin iç açılarının toplamının 180 derece olduğunu biliyoruz. Mesela bu üçgene bakalım. Açılarından biri 27 dereceymiş. Bu açının yani S-I-E açısının ölçüsünü bulabilirsek üçüncü açının ölçüsünü bulabiliriz. S-I-E açısını bulmak için de buradaki 61 derecelik açıyı kullanabiliriz. Neden? Çünkü bu iki açı bütünler açılar. Peki bu işimize yarar mı? Evet yarar. Bu açı ve bu açının toplamı 180 derecedir. Çünkü bütünler açıların toplamı 180 derece eder. Bu açının ölçüsünü 180 eksi 61 olarak bulabiliriz. 180 eksi 60, 120, eksi 1, 119. Şimdi bu açı artı 119 derece artı 27 derece 180 derece edecek. Buradan da 180 eksi 119 eksi 27 işlemiyle aradığımız açının ölçüsünü bulabiliriz. 180'den 119 çıkarırsak 61, 61 eksi 27 ise 34 eder. Ve işte bu kadar. ISE açısı 34 dereceymiş. Videonun başında bu soruyu çözmenin farklı yolları olduğunu söylemiştim. Şimdi bir tane daha göstereyim. Yaptığımız her şeyi temizleyelim. Evet, ne dedim size bu soruyu çözmenin farklı yolları olduğunu söylemiştim, değil mi? Bakalım. Aradığımız açı ise, bir çemberin içine çizilmiş üçgenin iç açılarından biri, iç açılarından bir tanesi çapı görüyorsa, o açının, bu açıya çevre açı da denir, bu açının ölçüsünün 90 derece olduğunu biliyoruz, öyle değil mi? Burada tam bu şekilde çizilmiş bir üçgen var ve bu açının ölçüsü 90 derece. Bu bilgiyi kullanarak bu açıyı bulabiliriz. İşte bu üçgenle başlayacağız. 90 artı 61 artı bu açı 180 derece edecek. 180 eksi 90 eksi 61 bu açının ölçüsüne eşittir. Bu da ne eder? 180 eksi 90, 90 eder. Eksi 61 de 29 eder. Evet, bu açı 29 derece. Şimdi de buradaki açının kaç derece olduğunu bulmak için büyük üçgene bakalım. Çünkü bu açının ölçüsünü bulursak 29 çıkarıp aradığımız açıyı yani ISE'yi bulabiliriz. Burada pembe ile işaretlediğim bu büyük açının ölçüsü artı 90 artı 27. Üçgenin iç açılarının toplamı 180 derece olduğu için 180 eder. 180 derece eder. O zaman buradaki açının ölçüsünü 180 eksi 61 eksi dedim ama düzeltiyorum tabii ki de 61 değil 90 olması gerekiyor. 180 eksi 90 eksi 27. 180 eksi 90 90 eder. Eksi 27 de 63 eder. Pembe açı 63, turuncu açı da 29 derece ise ISE açısı 63 eksi 29 yani 34 derece olur. Gördüğünüz gibi bu biraz daha uzun bir çözüm. Önemli olan şekle baktığınızda ilk ne gördüğünüz. Evet, ilk çözüm daha kısa ama farklı çözümleri görmek her zaman çok faydalı. Neden? Mesela ikinci çözümde çapı gören açının ölçüsünün 90 derece olduğu bilgisini kullandık. Bunun neden böyle olduğunu merak ettiyseniz ispatını yaptığımız videolara bir bakın. Konu, çevre açının ölçüsünün gördüğü yayın uzunluğunun yarısına eşit olması ile alakalı. Şekilde bu açının gördüğü yaya bakacak olursak, bakın şu işaretlediğim yaydan bahsediyorum. Bu yayın uzunluğu 180 derecedir. 180 derecelik bir yayı gördüğü için de bu açının ölçüsü 90 derece olur. Bu arada bu açının merkez açı değil çevre açı olduğunda bir kez daha hatırlatayım.